Bill Panoff here with Porthole Cruise and Travel, and we are here in Bodrum with the mayor of Bodrum, Ahmet Aris. Ahmet, how are you? I'm fine, thank you. Welcome to Bodrum. It's a pleasure to be here. I've never been here. I've been to other regions of Turkey, but never to Bodrum. I must say, very impressed with my experience. Thank you very much. Bodrum has natural beauties, historical sources, or beauties also, and has a big tourism potential. Sure. And I know pre-COVID, obviously, the tourism was on a rise, but now things are getting back to normal. Your numbers are just skyrocketing. You're doing fantastic in terms of arrivals. Yes, of course. We see the numbers, as you say. But nowadays, it goes stable. So apart from the hotels and all the luxury brands that you have here, such as Mandarin and many other hotels that are coming into the region, cruising is a big part of the experience in Bodrum and a big part of the economy, and the number of cruise ships is growing dramatically year in, year out to Bodrum. Yes, I will continue in Turkish. Okay. If you prefer. Sure. Okay. Bodrum sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi kültürel mirası yanında misafirperverliği ile de her zaman turistlerin ilgi odağı olmuştur. Böylelikle ülkemizde ve dünyada turizm sektöründe ilk sıralarda gelmektedir. Ancak geçtiğimiz 2 yıl turizm sektörü salgından büyük ölçüde etkilendi ki Bodrum da bundan nasibini aldı. Biz Bodrum'da birçok turizm alternatifine sahibiz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de tabii ki Bodrum Cruise Port. Bodrum Cruise Port 50 metre uzunluğunda bir iskeleye sahip ve aynı zamanda yılda yaklaşık 180 civarında geminin ziyaret ettiği bir port. Ve şu anda ilk gemimiz Nisan'da buraya gelmişti. Bugüne kadar da 31 gemi Bodrum'u ziyaret etti. Sadece kruvazerle 14.000 yolcu şu ana kadar Bodrum'a gelmiş oldu bu yıl. Kruvazer turizmi Bodrum için çok önemli. Yaklaşık bu yıl için 206.000 civarında turist bekliyoruz. Ve gelen tabii ki misafirlerimiz de bizim çarşımızda zaman geçiriyorlar, müzeleri ziyaret ediyorlar ve alışveriş yapıyorlar. So the economic impact of cruising is quite dramatic and growing because the guests, when they arrive here, not only are they taking a tour, but they're shopping, they're eating in the restaurants. So you really feel that positive effect of these cruise guests. And another thing, in the future, some of the ships will be home porting here in Bodrum, which means the cruise begins here, which means the guests will fly in a few days before and participate in some of the neighboring hotels, stay in the hotels pre or post cruise, which is even more additional business for Bodrum. Yes, of course, you are right. Gerçekten de çok haklı. Çünkü Bodrum'da bu sene ilk defa başlayan ve Bodrum'u base olarak alan bir kruvaz gemimiz var. Ege adalarında dolaşıyor. 3 günlük, 4 günlük turlar yapıyor. Ve ciddi de ilgi görüyor şu anda. Aynı zamanda tabii ki onlar daha önceden geliyorlar, otellerde kalıyorlar ifade ettiğiniz gibi. Ve Bodrum'da zaman geçiriyorlar, yemek yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ve dediğim gibi yine Bodrum'un tarihi, turistik yerlerini ziyaret ediyorlar. Bu da kent ekonomisi için çok önemli bir katkı. You know, there's another thing that sometimes is overlooked by destinations, and I travel quite frequently all throughout the world in the cruise ports. When a guest has a positive experience in a destination, such as Bodrum, there is data on that a percentage of those people actually return to Bodrum to experience a land-based vacation. So Bodrum is kind of like showing off, you know, their wonderful destination to these guests, and many of them will return. Me for one, I've never been here before, and I will be back because I love it. Thank you very much. Tabii ki kruvazla bir defa gelen ve burayı gören insanlar en fazla burada bir gece geçiriyorlar ya da birkaç saat geçiriyorlar. Ama burayı gördükten sonra tekrar Bodrum'a gelmek için onlar tabii yeni bir istek duyuyorlar. Bu bizim için çok önemli. Bizim Bodrum'un tanıtımı için de bu çok önemli bir fırsat. Çünkü biz tanıtıma milyonlar harcıyoruz ama bu kadar etki gelip görünmesi kadar etki yaratamıyoruz. Cruise tam da bunu aslında sağlıyor.
Birçok resim çekiyorlar mesela, fotoğraf çekiyorlar. Dijital medyada paylaşıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yani sadece Bodrum merkezi olarak bakmamak lazım. Biz burada aslında bütüncül olarak bu Ege adalarıyla, Dodakanes'le ve bizim yine Marmaris, Fethiye, Bodrum, o Göcek koylarıyla ve yine Gökova koylarıyla burası aslında Ege ve Akdeniz'in birleştiği müthiş bir mekan. Yine Efes'e çok yakın, yine İzmir ve İstanbul aynı rotada zaten. O yüzden Bodrum kruvaz gemileri için çok önemli bir durak noktası. One thing that really impressed me in, among you know all the beautiful historical sites and everything that Bodrum has to offer are the people. The people are genuine, and although there is a language barrier, the smile transmits all language barriers, and it's just phenomenal. They're always so nice and friendly. We haven't met someone who hasn't been friendly or generous with their time. It just so I applaud you for the people. I think are what's going to attract more tourists to Bodrum, apart from everything else you have to offer. Yes, zaten turizmde farkı yaratan biraz da misafirperverlik, iyi hizmet, iyi servis, güler yüzlü servis. Bodrum insanı turizme çok ısınmış bir insandır. Yabancı dilde konuşur birçok esnafımız. Ama aynı zamanda ifade ettiğiniz gibi hep dost canlısı, yardımseverdir ve gelen insanları kucaklar. Ayrıca Bodrum çok da güvenli de bir yerdir. Ayrıca biz tabii kruvaz potansiyelini çok önemsiyoruz ve esnafımızla da yani çarşımızla da buradaki turizmcilerimizle de her zaman bu sayıları nasıl arttırabiliriz, daha çok kruvaz gemisi nasıl Bodrum'a gelebilir diye bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz karşı tarafta Kos var, Yunan adamız. Orayla da iletişim kuruyoruz ki ortak bir destinasyon olarak burayı değerlendirebilelim. Çünkü bölge aslında birbiriyle bağlantılı bir bölge. Şimdi bu önümüzdeki sezona, bu sezon yetişmedi ama önümüzdeki sezona yine sezon sonuna doğru yetişebilir. Sırf kruvazdan gelen misafirlerimiz için bir plaj, Kruvaz Port'a çok yakın bir plaj düzenliyoruz. Aynı zamanda yine Kruvaz Port'tan merkeze çok kolay ulaşım sağlayabilecek mikromobilite araçları, işte elektrikli bagiler ya da elektrikli scooterlar ya da bisikletlerin gelebileceği güzel bir yolda hazır olacak. Ayrıca bizim aslında hedefimiz kruvaz gemilerinin gece Bodrum'da konaklaması. Çünkü Bodrum aslında Akdeniz'in en önemli eğlence merkezlerinden birisi. Like Mykonos, like Saint-Tropez, like Santorini. I can see that the cruise lines would extend the time here because it is a nighttime attraction. You know, the restaurant, everything comes to life. We've been to many of these places, like the marina in Yalıkavak, but in the daytime, it's very different than when you go there in the evening. It's a completely different ambient. So, of course. And many cruise lines do that. Many cruise lines stay late at night. Some of them stay overnight, depending on the cruise line. So I think that's a great opportunity here for Bodrum. Yeah. It's been a pleasure speaking with you, Ahmet. Thank you for the opportunity, and thank you. And for those of you that have never cruised to Turkey, Bodrum, please include that on your itinerary as part of your cruise vacation and our land-based vacation. I highly recommend it. I'm super impressed with the destination, and I will return very, very soon. I'm Bill Panoff, and you're watching Porthole Cruise and Travel.